Evet, farklı bir kargo açımıyla karşınızdayız. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ayakkabı Dice kanalında her zaman olduğu gibi güzel kargo açımlarıyla karşınıza çıkıyoruz. Bu sefer de farklı bir ayakkabı aldım, farklı bir yerden aldım. Uzun zamandır tercih etmediğim bir markayı tercih ettim. Sneaksup'tan geldi ama çok geç geldi. Yaklaşık bir 10 gün sürmüş müdür? Bayağı oldu. Bayağı evet. Oldu. Ben hani hesap yapmadım ama oldukça uzun süre geçti. Hemen 2-3 gün içerisinde bekliyordum, gelmedi. Olabiliyor demek ki böyle şeyler. Kutulaması oldukça güzel, gayet hoş. Nike'a benziyor biraz. Bantlarından yırtıp hemen açmak istiyorum. Yalnız bir bıçak almam lazım. Yok, bıçaksız şuranda. Burasında mantlama yeri var. Ha, evet, iyi gördüm. Tamam. Neden? Şöyle yapmış olduk. Kartalım. Bu ayakkabı için arkadaşlar Instagram'dan bir oylama yapmıştım. Çok faturası pis geleyim. Ve tozlu geldi ama bak. Yani geçen de böyle gelmişti, hatırlıyor musun? Sneaksup'tan mı? Evet, yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Sanki üstünde hiç kutu yokmuş gibi. İnternet satışları herhalde çok yoğun değil mi acaba? Veya depodan çok mu yoğun acaba? Böyle kargaşa mı var orada, ne var, bilmiyorum, ne yok? Sanki böyle depoda çok beklemiş. Instagram'dan aldığımız ayakkabılar var gibi geldi değil mi? Böyle vurup kırık biraz. Evet. Yani bu kutunun hiçbir anlamı kalmamış o zaman şu an için. Neyse. Ama beklediğim, ya bu şekilde bir kargo oldu mu? Ben yakınlaşıyordum bozuyor. Ne olduğunu göstermeye evet. Çalışıyordum. Sen sakladın. Bu ayakkabı için arkadaşlar Instagram'dan bir oylama yapmıştım. Alayım mı almayayım mı? Hangi rengini alayım diye. İndirimdeydi. Oldukça da uygun bir fiyatı vardı. 460 şey civarları. Oldukça uygun. Instagram ayakkabılarıyla zaten eşdeğer bir fiyata inince hadi alayım dedim. Jamal Murray giyiyordu bunu Denver Nuggets'ta geçen sene NBA playofflarında. O zamandan beri acaba nasıldır, nedir, ne değildir diye merak ediyordum. Ve aldım. Bakalım şimdi sizlerle açıyoruz. Kutusu oldukça sade siyah Adidas kutusu. İsmi ise Pro Model 2G. Değişik bir ismi yok mu? 2G falan değil mi? 2G, ya? Pro Model, 2G, Adidas diyebilirsiniz. Reklam sesimle okuyabilirim. Ayakkabımız bu arkadaşlar. Basketbol ayakkabısı ama sanki Adidas Superstar. Evet, onun sanki modifiye edilmiş hali gibi göreceksiniz. Şöyle çıkartayım. Ya bu bence daha önceden giyilmiş geliyor, biliyor musun? Birisi geri iade ediyor. Ben şu an öyle hissettim arkadaşlar. Bir kere Barçın'da yaşamıştık. Ya yani şuraya bakar mısınız? Bu kesinlikle birinin ayağına giymiş, girmiş, çıkmış, iade edilmiş ve hiç de kontrol etmemişler. Bilmiyorum, bu çok... Ve altına bakıyorum arkadaşlar. Bakın hafif böyle siyah siyah yerlere basıldığını görebiliyorsunuz. Hiç hoşuma gitmedi şu an. Yani ayakkabı tamam, temiz çubuğu falan ama... Yani şöyle içinde bir şey var mı? İçinde de bir şey yok. Yani insan bir içine bir, değil mi, kağıt koyar, bir şey koyar. Ben bile kendi ayakkabılarımı sattığım zaman bunlara dikkat edip içine bir şeyler koymuştum ya. Bu kadar olmamalı yani ki ben ticaret yapan birisi değilim. Diğerini çıkartayım. Heh, mesela bak direkt yani görüyor musun? Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle. Yani burada işte Adidas etiketleri var. İçinde bunun da bir şey yok. Bunun da bir şey yok ama en azından bağcıkları hani şu şekilde bağlanmış. Gerçi bu zor değil. Ben kendim de yapabilirim bu bağlama şeklini ama... Evet, onun dışında bir tane. Ya da şeymiş gibi böyle vitrin ayakkabısıymış da. Denenmiş mi? Öyle mi diyorsun? Hani vitrin ayakkabıları da öyle oluyor ya, tek numara kalıyor, oradakini veriyorlar falan. Olabilir. Ama resmen böyle içimdeki heyecanımı öldürdü, biliyor musun kargo? Evet, maalesef. Geç gelmesi, vurup kırık olması, bir de böyle çıkması. Neyse, Allah'tan ucuza aldım ha. Yani bir de 1000 lira zaten bu ayakkabının normal fiyatı. Bunun yeni modeli çıksa 1200-1300'e çıkar. Onu böyle aldığını düşünsene. Ya insanda bir böyle bir kalp acısı olur. Sinir bozucu. Sinir bozucu en temelde bu. O kadar çok şey ki, farklı ayakkabı gibiler. Evet, şuraya bakar mısınız? Direkt kutudan çıktığı haliyle karşınıza koydum. Birlikte açtık. Sanki ikisi birbirinden farklı. Bakın ne kadar düzgün, ne kadar güzel. İçine bir tane de bir şey konmuş olsa gayet kokusu mokusu. İçindeki şeylere bakayım, çıkmış mı? Yok. Şuradan da anlayabilirsiniz. Hani bazen Adidas ve buradaki logolar çıkabiliyor. O direkt giyildiğinin kanıtı zaten en büyük olay o. O çıkmadıysa hadi idare eder diyebiliriz. Altlarına bakalım. Alt farkı var ya. İkisi farklı ayakkabı bence. Bak bak. Görüyor musun? Belli oluyor mu kamerada? Ben buradan bakarsam tabii, daha... Tabii çok belli oluyor. Oluyor değil mi? Burada böyle siyah siyah. Bak şu logonun çevresi siyah. Burası ise tertemiz. Evet. Arkadaşlar bu giyilmiş, bakılmış. Belki mağazadan geldi direkt. O yüzden de geç gelmiş olabilir. Sneaksup mağazalarından bir tanesinden belki gelmiştir. Bilmiyorum, şu an tamamıyla kafa yoruyorum. Ayakkabı güzelmiş şu an. Ona bakalım. Hadi biraz
çok fazla zaman harcadık. Normalde böyle bir şeyle karşılaşmaya alışkın değiliz. Beklentim bu yönde değildi. Bir Instagram'dan ayakkabı olsaydım hadi neyse diyecektim de beklentim öyle değildi. Ayakkabı çok hafif ilk başta. Dokun hı-hı istiyorsan aşırı uçacak gibi. Zaten süperstarlar da hafif alıyor. Öyle miydi? Aha, sanki değil. Ben lisede çok giyerdim. Direkt süperstarlara benzeme ön ve yan taraflarındaki 3 çizgi. Yalnız baktıkça çok hoşuma gitti ayakkabı. Tipi çok tatlı geldi. Ne diyorsun? Yani güzel. Gündelik giyim için hı-hı falan da harika olabilir. Birçoğunuz abi gündelik basketbol ayakkabısı falan diyor. Mesela onun için güzel olabilir. Dışarıda kullanıma da uygundur. Şimdi bu pisliğe dokunmak istemedim altına. Evet. Dışarıda kullanımı için de arkadaşlar oldukça sert bir tabana sahip. Yani efsanevi yer tutuşu sergileyemeyebilir ama tabanı bayağı güçlü duruyor. Farklı farklı zigzaklar içeriyor. Güzel ortada bir orta ayak desteğimiz, girintimiz mevcut. Hoşuma gitti. Ön kısmı bayağı hoşuma gitti süperstarlarda olan gibi. Evet. Şu Adidas 3 çizgi de üstüne kondurulması güzel olmuş. Kaliteli sağlam bir plastiği var ön yüzünde. Yanları ve ayakkabının bütün çevresi arkadaşlar rugan tarzı. Jordan 11'de görüyoruz bunu hatırlarsan. Hı-hı. Orada daha sert, bu çok yumuşakmış. Bakarsan i̇şte biraz dandik bir his veriyor ama. Yani çok kaliteli. Hı-hı. Mesela Jordan 11'de çok sağlam, çok sert bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Burada biraz daha yumuşak yumuşak ve kolay kırılabilir bir yapı gibi düşünüyorum. Bunun aslında ben pembesini, krom rengi gibi pembe olanı almak istemiştim ama orada kırışıklıkları çok çabuk belli eder diye düşündüm. Çünkü birkaç defa giyip bastığınız zaman şu an ben hemen denediğim anda işi bitecek bence. Dil kısmı hep kırılmış bana, öyle geldi. Mesela bak yan kısmı kırılmış. Evet arkadaşlar, bu giymiş olduğunu hemen anladım. Bu ayakkabı da saklamanız mümkün değil. Şurada kre görüyor musun? Çok parlıyor. Olmuyor, parlıyor. Ben dil kısmında fark ettim kırılmalar. Ha evet, bakın dil kısmı aynı şekilde dediğin gibi. Belli oluyor mu? Bak şuralar. Evet. Değil mi? Evet, bu giyinmiş bir ayakkabı geldi. Yani muhtemelen belki giydi birisi, denedi, şey yaptı. Bu şekilde göndermese yine bu kadar üstünde durmazsın belki. Hı hı. Böyle cillop gibi bağlasa, aynen bu şekilde içine güzel kartonunu koysa belki bu kadar umursamazsın ve hemen sen de giyer unutursun. Ama böyle olunca insan daha çok inceleyesi geliyor. Yani niye böyle geldi, ne var, daha fazla ne olabilir acaba diye. Baktıkça bunu çıkartmış oluyor. Hani... Ya bunlar demek ki olabiliyor arkadaşlar. Özellikle böyle bir ayakkabı da çok çaktırıyor. Belki bundan önce 3-5 defa daha biz almışızdır ikinci el. Yani daha doğrusu biri almış, denemiş, iade etmiştir. Sonra ben almışımdır. Ama o kadar tertemiz gelince insan anlayamıyor. Bir de her ayakkabıda bu kadar anlaşılmıyor. Bu üstündeki bu rugan tarzı yapı çok çaktırıyor. Evet. Bu ayakkabın da belki en kötü yönü bu olacak. Yani şu evet an detaylı incelemesini yapacağım. Basketbol oynayacağım içerisinde uzun bir süre. Fakat perti çıkacak gibi gözükebilir hemen. Evet. Ama en güzel gözükeceğini düşündüğüm renk siyah beyazdı. Diğer renklerde daha çok hemen belli olur diye onları almak istemedim. Tüm çevresinde sade siyah beyaz arayanlar için güzel olabilir. Pro model hemen yazısı var ayakkabının yan yüzünde. Çok fazla bir dizayn detayı yok. Arkasında Adidas yazıyor. Hemen şöyle şu topuğun alt kısmında da Adidas yazıyor. Dilde bir Adidas yazısı var. Genelde ucuz, yani 400-500 lira, mak 500 lira verilmez bile belki de 400 almış. Aldığım fiyat verilir diye hissettim. Ha, bence de maksimum, ki ben ona bile yani işte bunu alacağına, daha iyi bir ayakkabı mı alsam falan oldu. Öyle olmuştu. Bunu Jamal Murray Denver Nuggets'ta geçen sene giydi ve çok güzel işler yaptı. Yani çok beğenemedim onun ayağında ama. Çabuk parçalanacak gibi bir ayakkabı dediğin gibi. Yani ama ben mesela 400-500 lira artık şu sıralar ayakkabı bulmak mümkün değil. Böyle bir indirimde evet en mantıklı seçenek. Yani 950-980 mi ne bunun gerçek fiyatı? O evet civarlar, emin değilim. Hele yeni gelenlerin 1000 lira üstü olacağını düşünürsek iyi bir fiyata aldım diye düşünüyorum. Ama bir tanesi giyinmiş geldi. Bunlar olabiliyor. Evet, ayağımıza deneyelim mi? Evet. Hakkında daha çok konuşacak bir şey yok. Zaten biliyorsunuz detaylı incelemesini yapacağım demiş olduğum gibi. Biraz da kombin videolarında belki kullanabilirim diye düşünmüştüm. O şekilde aldım. Bakalım ayağımızda nasıl duracak, nasıl hissettirecek? İlk izlenimlerimiz ne olacak ayaktayken? Ondan sonra da kapanışı yaparız. Evet. Bakalım Adidas çorapları da giydik. Sonunda Adidas çorabım var. Kaç numara aldım ben bunu, onu da söyleyeyim 45 hemen. 45 diye. 10.5 numara. 10.5 mu? 44.5. Yine çok iyi geldi yani ayağım. Tam ideal noktada. Adidas biraz daha kalıp olarak Nike oranla geniş oluyor ya. Onun sen için hep herhalde 44.5 alıyorsun. 44, hiç 45 buçuk almadın herhalde değil mi? Ama bazı ayakkabılar daha sıkıyor. Mesela en son aldığımız Danishu bayağı sıkıydı. Bayağı küçük gelmişti. Zaman zaman olabiliyor. Evet, mesela Dame'de küçük almıştık hatırlarsan. 44 aldık. Evet. Adidas da biraz şaşıyor. Gerçi Nike'da da şaşıyor. Ayakkabı markaları neden aynı kalıbı pek kullanmaz onu da bilemiyorum ama zaman zaman bunlar olabiliyor. Bir sıra hatırlarsan Adidas'ta hep 10.5 almıştık ve hep çok güzel gelmişti. Fena değil ayakkabı, güzel biliyor musun? Rahat geldi en azından. Biraz da geniş ayaklar için Adidas hep iyi olabilir arkadaşlar. Şunu da kopartayım. Evet. Ne diyorsunuz? Hoş. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok fit, güzel. Yani üstten bayağı böyle bir
ama kapanıyor. Önde çok ideal bir noktadayım. Çorabım da biraz zaten kalın kalın bir çoraptı. Dolayısıyla bileksiz ama kalın bir çorap. Bayağı tatlı. Ne diyorsun ayakkabı görüntüsüne? Benim hoşuma gitti ya. Güzel. Güzel yani arkadaşlar, hoşuma gitti. Şey diye düşünmüştüm ben de, hani çok hoşuma gitmezse belki iade ederim diyecektim incelemeden hatta, ama yok, hoşuma gitti. Bayağı güzel. İşte giyer giymez muhtemelen kıracağız ayakkabı. Düşün, bakın adım attığınız an görüyor musunuz? Şöyle yakınlaştırayım. Evet, görüyor musunuz? Adım attığınız an hemen kırıklar mırıklar aşırı çabuk oluşuyor, şuradan buradan gitti mesela. Yani şu an ben iade etsem bunu hemen başka birinde böyle kırıklar olacak. Ama ayakta çok güzel duruyor arkadaşlar ya. Kendinize baktığınız zaman benim bayağı hoşuma gitti. Biraz eski tarz basketbol ayakkabılarını da çağrıştırıyor değil mi? 2000'li yıllardan kalma gibi. İşte o süperstarları da andırıyor. Evet, güzel. Ve bu şekilde de çıkışımı yapayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Ayakkabıyı beğendim. Kargolaması, giyilmiş gibi durması falan ilk başta moralimizi bozsa da uygun fiyata indirimden aldık. Hani iade etmeyeceğim zaten, ben giyer giymez de gördüğünüz gibi kırıldı. Yani çok da bir manası yok. Bu tarz şeyi de çok büyütmeye de gerek yok. Hani buna 2000 lira veriyor olsaydım belki büyütürdüm, ama dediğim gibi uygun olunca çok da takmıyorsunuz. Bu şekildeydi. Ayakkabı çok hafif arkadaşlar ve oldukça rahatmış ya. Gerçekten güzelmiş ama biliyor musun? Ya. Yastıklama mı kullanılıyor? Yastıklama yok gibi. Yani yastıklama şu an için emin olamıyorum. İçinde bir şey de yazılmamış sağına soluna. Bir bounce değil, bir boost değil. Ama tatlı güzel yastıklama var gibi. Hafif senin böyle... belin için iyi olmayabilir belki. Ya belime çok iyi gelmese de şu an ben günlük için çok hoşuma gitti. Yürüyüşlerde, işte fitness'a gidiyorsanız o şekilde biraz daha böyle mesela bol pant, kargo pantolonlarınızın altına falan da güzel gider. Koleksiyonumda sahip olmak istediğim tarzı bir ayakkabı oldu. Görüntüsü de böyle ben buradayım, ben buradayım diyor. Siz krom rengini falan da alabilirsiniz. O da güzel olabilir. Evet, keyifli oldu. Güzel oldu. Böyle mix emotions. Karışık duygular içerisinde bir kargolaşma yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Bu ayakkabının incelemesini yapacağım, detaylı performans incelemesini. Bekleyişte kalıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşürüz. Ayakkabı dersi bugünlük out. Let's go.